sanatta. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasete daha ilk atıldığı dönemlerde yaptığı meşhur ABD ziyaretine atıf yapıyor. Diyor ki muhalefet olarak eğer ABD başkanıyla ya da Beyaz Saray'la görüşürseniz icazet almak için ancak gitmiş olursunuz. Bunu en iyi Erdoğan bilir, ona sorun söyler demiş. Şimdi benim aklıma bu geçtiğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçilerle görüşmesi etrafında şekillenen tartışmaları da hatırlattı ve size şunu sormak isterim. Türk siyasetinde ABD ile ya da Batı ile görüşen liderler tamam bu başkan seçilebilir diye kamuoyunda imajı güçlenir mi? Yoksa son yıllarda anti-Amerikancılığın etkisiyle zayıflar mı? Şimdi dünyadaki değişimle birlikte okumak lazım bu gelişmeleri. Yani yaklaşık İkinci Dünya Savaşı'na kadar İngiltere kendi ülkesini yönettiği gibi dünyanın yarısını da yönetebiliyordu. Yani devletlerin iç dengeleri de oynayabiliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Soğuk Savaş bitene kadar Amerika Birleşik Devletleri bir rolü oynadı. Aslında bu yeni dünya düzeni kurup da tek başına jandarma kaldıkları zaman da iki ülkeyi işgal etmelerine rağmen artık şunu da gördük ki yani Amerika Birleşik Devletleri işgal ettiği devletlerde dahi bir düzen kuramıyor. Ya da işte şey gibi Venezuela gibi devletlere de istediği zaman iç darbe yapamıyor. Şöyle özetleyebiliriz. Bir, Amerika Birleşik Devletleri ya dünyanın hegemon güçleri eskisi kadar güçlü değil. İki, diğer devletler de yani Türkiye olsun, İran olsun, işte Pakistan. Bunlar da özellikle Türkiye için bu çok geçerli. Eskisi kadar canı istediğin erken gelip oynayacağı bir devlet düzeyinde değiller. Aslında bunun da şuradan bakabiliriz. Önce bir fotoğraf verelim. Mesela diyelim ki İngiltere'de bir toplantı oluyor şeyin evinde, Johnson'ın. Şimdi oradaki liderlere baktığınız zaman ya da Birleşmiş Milletler'de ya da Şangay'da şimdi Recep Tayyip Erdoğan Biden'la yan yana geldiği zaman ondan icazet alacak lider gibi mi duruyor? Yoksa neredeyse Birleşmiş Milletler'den daha etkin ve kendi ülkesinin haklarını en yüksek düzeyde savunacak kişi olarak mı duruyor? Yani biraz hangi çevreden baktığınıza göre de değişiyor bunun yorumu galiba. Şöyle açık ve net söyleyeyim. Sayın Erdoğan'ın Sayın Biden'la bir araya gelip gelmeyeceği, görüşmenin ne kadar süreceği, içeriği bizde hala çok konuşma mevzu oluyor. Yani en son mesela neredelerdi? Sayın Biden'la bir araya gelemedi, gelmedi. O da gelemedi yani. Bu hala bizde konuşuluyor. Yani Biden Erdoğan'a randevu verdi, vermedi, aradı, aramadı. Seçildikten sonra uzun bir süre aramadı. Çok da önemli değil. Şu anlamda önemli değil. Şimdi şöyle düşünün. Yani son 10 yılın biraz 10 yıldaki dönüşümü algılarsak belki daha bir iş kolaylaşır. Suriye iç savaşında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye karşı karşıya geldi. Türkiye iki şey okudu. Bir, geleneksel anlamda müttefikliklerin aslında miadının dolduğunu, çok da işe yaramayacağını. İki, her ulus devletin kendi gücünü tahkim etmesi gerektiğine dair bir kanaate vardı. Dikkat ederseniz Türkiye politikasını ulus devleti tahkim noktasına döndürdüğünde de üç terör örgütü eş zamanlı Türkiye'ye saldırı gerçekleşti. Mesela bu Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti önceden bir olmuştu. Demirtaş'ın da bir ziyareti olmuştu. Demirtaş kısmını değerlendireyim. Demirtaş Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti geldi. Çözüm sürecini berhava edecek bir açıklama yaptı. Yani bazen Amerika Birleşik Devletleri böyle ziyaretleri tekinde olmuyor. Türkiye'nin yürüttüğü milli bir politika vardı. Kürtlerin işte PKK'nın tasfiyesi, işte demokratik şeye siyasete dönüş. Demirtaş'ın Amerikan ziyareti bunun yok edilmesine neden oldu. Türkiye şöyle bir süreç devam ettirdi. Sert gücünü sahaya sürerek Suriye'de, Akdeniz'de, Libya'ya destek göstererek, Karabağ Savaşı ile beraber bu süreç ortaya çıktığı zaman 3 terör örgütü Türkiye'ye karşı cephe almakla beraber 7-8 devlette de Türkiye'nin aslında hukuku bozuldu. Bu süreçte Türkiye düşebilirdi, siyasette düşüş olabilirdi, büyük krizler atlatabilirdik. Fakat şöyledir, sert güç başarısı ortaya çıktıktan sonra bu arkasından iki şey getirir. Bir, yeniden bir diplomasi getirir. İki, yeniden bir ekonomi getirir. Türkiye bence bu ikinci aşamaya geçti. NATO içerisindeki pozisyonu,
Yani İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer devletler NATO'nun bağımlı değişkenleridir. Türkiye NATO içerisinde pozisyonunu da Rusya ile geliştirdiği ilişkilerle, dünyanın başka tarafında olan gücüyle bağımsız değişken haline getirdi. Türkiye NATO'nun bir üyesidir ama artık NATO'nun bağımsız değişkenidir. Çıkar çatışması olduğu zaman NATO'nun direktiflerine de uymak zorunda kendisini hissetmiyor. Mesela bu şey olduğu zaman, Rusya-Ukrayna savaşı çıktığı zaman muhalefet parti liderlerinden bir tanesi şu cümleleri kurdu. Bir an önce NATO konseptine uyun, S-400'leri geri gönderin ve kışında doğalgazsız kalın. Hani üçüncü aşaması bu. Mesela eğer biz taraflı bir politika uygulamış olsaydık, NATO'nun bağımlı değişkeni olsaydık, ki ekonomimiz ne Almanya kadar güçlü ne İngiltere kadar güçlü, şu an Avrupa'nın şey yaptığı, düşmüş olduğu duruma düşerdik. Ben şeyin, yani artık icazet meselesinin, şey için de mesela AK Parti içerisinde de benim eleştirim şudur. Hani dışarıdan müdahale edilecek diyorlar ya. İki şey var. Bir, dışarı dediğimiz şey eskisi kadar güçlü değil. Elbette ki istihbarat faaliyetleri olabilir. Ya iki, ben bir şey daha söyleyeyim. Valla bu masayı dışarıdaki insanlar nasıl yönetecek, o da büyük sorun. Yani dışarıdakilerin de işi zor. Onun için ben çok da dışarısı açısından da ümit var görmüyorum. Aslında iki şeye atıf yapayım. En son araştırma kısmına da geleceğim. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı'nı kurduğu zaman ben bir makale yayınlamıştım. Neye karşılık geliyor bu ittifak? Yani sosyolojiye kısa bir atıf yaparak, bir, küresel hegemonyaya karşı direnç. Nihayetinde bir iktidar milli menfaatlerini öne aldığı zaman ilk çatışacağı ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve ne yapar? Siyasetinizi düşürür, vekil kaydırır. Bir defa bu güç dengesi hem dünya sistemi içerisinde pozisyonunun güçlenmesine neden olur Türkiye'nin, gerektiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne, gerektiğinde de Cumhur İttifakı diğer devletlere dişe diş bir mücadele verebildiler. İki, vesayete karşı direnç, yani Türkiye'de askeri vesayeti sevenler var, destekçileri var. Onunla beraber eş ilişki kurmuş kurumlar ve kişiler var. Zaman zaman, her zaman, bazen gelenek gelir, geçmişi esir alır. Bu anlamda bu güç aynı zamanda vesayete karşı da bir şey, direnç ortaya koydu. Üçüncüsü de bence devlet-millet kaynaşması çok önemlidir. Mesela dikkat edin, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde büyük arayışlardan sonra Bülent Ecevit'in bir üçlemesi vardır. Tarihle barışmak, muhafazakarlıkla barışmak, halkla barışmak diye bir üçlemesi vardır. Aslında Türkiye'de hala bu vatan kimin kavgası, Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhur İttifakı arasındaki kavganın sertliği de budur. Cumhur İttifakı Türkiye'nin rotasını bir bakıma bir bölgesel güç olarak, yani ekonomik olarak bölgesel ama dış politika açısından neredeyse küresel güç gibi bir zemine oturttu. Kafkasya'da da Türkiye'nin nüfuzu var, Balkanlar'da da var, Orta Doğu'da var. Birçok tarafta Türkiye'nin nüfuzu var. Bu bir eksen oluşturmaktır. Muhalefetin de ekseni daha çok böyle Batı yanlısı gibi duruyor. Mesajlar o şekilde veriliyor. Ben Ankara'daki arkadaşlardan AK Parti içerisindeki ihtilaflara... Batı yanlısı kimse yok bugün Türkiye siyaseti. Eyvallah. Ankara'daki arkadaşların AK Parti içerisindeki hani ihtilaflara atıf yaptılar. Şimdi bir parti %40 oya hitap ediyorsa, %40 oy içerisinde farklı gruplar, farklı fraksiyonlar olur. Tabii, ama bilindiği gibi Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir liderdir. Eski bir hatırayla da bunu teyit etmiş olalım. Ali Babacan'la bir ekonomi konusunda bir ters düşmüşlerdi. Dediler ki efendim Sayın Bakan'la ihtilafınız var mı? Dedi ki Bakan Bey'le de olur, başkaları da olur. Bu ihtilaf karar verilene kadar. Onu dinlerim. Karşıt görüşleri de dinlerim ama Başbakan karar verdikten sonra ihtilaf bitmiştir. AK Parti'de bu yetki, yani kurumsal yetkinlik ya da lider etkisi yüksek. Bu anlamda ben böyle bir ihtilaf olduğunu düşünmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile de sosyolojik olarak uyumları var. Elbette ki yani siyaset farkları vardır. Mesela Kürt meselesi konusunda ben şöyle bir düşüncem var. Son cümle almam lazım. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçi dilini kurmalı. AK Parti AK Parti dilini kurmalı. Burada belki çok benzeşmelerine gerek yoktur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bir cümleye daha ihtiyacım var aradan sonra. Tamam, aradan sonra. Sevgili izleyiciler, aradan sonra artık bir başka başlığı da açacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Sabiha Gökçen metrosunda
Ekrem İmamoğlu'na yüklenmesi, Ekrem İmamoğlu'nun buna verdiği anında yanıt ki metronun İBB bütçesiyle yapıldığını söylemişti İmamoğlu yanıtında. Şimdi de Ulaştırma Bakanlığı'ndan tekrar İmamoğlu'na yanıt. Yani bir metro ve bütçe polemiği doğuyor taze şu an. Şimdi o konuya da geçeceğiz. Çok kısa bir ara, bir iki dakika. Hep dediğim gibi bir su alın, gelin hemen buradayız.